ürünle ilgili. Kendim dedim bu işi dedim kendim yaparım. Tek tek inşa edeye de burada hurdacılar geliyor. O hurdacıların üzerine tabladı. Kendime ne ihtiyaç var? Böyle onları üzerine deforme işte sıvı varsa onları hallederek, temizleyerek atıyorum. Onların üzerine işlem yaparak kendi iş yerimizi kurduk. Hani burada hemen hemen her şey demirbaş olarak diyeyim. Geri dönüşümden inşa edilmiş, imal edilmiş. Bunlar da el emeğiyle yapılan işler. Ve ekonomik oluyor tabii ki. Yani 4-5 milyara mal ettiysek şu anki parayla atıyorum 4-5 bin lira mal olduysa belki 40-50 bin lira, 80-100 bin liraya kadar bu iş çıkabilirdi. Yani bir iş yeri açıldığı zaman kolay değil. Bir sürü masraf maliyetle yapılıyor. En azından o maliyet cebimde kaldı. Tezgahta çalışırken bile bir eksiğin oluyor. Bir lamba ihtiyacın oluyor. Hani rahat görmek adına ve atıyorum malzeme geliyor. Malzemelere yer açmak gerekiyor. Bunu kalkıp ben hani dışarıdan tedarik etmektense kendi elimizde ne var onları kullanmaya çalışıyorum. Hedefin fazlasıyla yerine getiriyorum. Kendi iş yerimde fazlasıyla o geri dönüşümü hani ciğerine kadar inmek derler ya onu fazlasıyla kendim hissediyorum ve yapıyorum. Ve daha hala üzerine ekleyerek de gidiyorum. Sofrada inanın hani ekmek kırığını toplardık ya eskiden. Ben daha hala o ekmek kırığını toplayıp hani ağzıma atmaya çalışıyorum ki o ekmek kırığı buğday tanesinden oluşuyor. Hani kesinlikle israf edilmemesi adına ben takla atıyorum. Babam bir tane itfaiye arabası almıştı. Yapboz böyle vidaları falan sökülüp çıkarılabiliyordu. Başına iş gelmesin diye plastikten takla atıyorum ya. Niye başka oyuncağımız yok? Ayakkabımızı çıkarıp kumda ayakkabıcılık oynuyorduk. Atıyorum tahtadan bir şeyler yapıyoruz. Hani çok kendi ürettiğimiz oyuncaklarımız, işlerimiz vardı. Tabii onlar da el maharetleri gelişerek ister istemez bizim de bu iş yerimizi kurmak adına hani o hayallerimizi, fikirlerimizi geri dönüşümü hayata kaldırmak, kazandırmak adına da çok büyük katkı sağladı. Niye? Şu an çocukların önüne oyuncağı veriyorsun. Bir oyuncak daha var. Bir oyuncak daha varken kırılıp dökülüyor. Dökülene üzülmüyor. Hani fazlasıyla var. Bizde o kadar olmaması sebebiyle kendi el becerimiz, el maharetimiz oradan geliyor demek istiyorum. Bu pano komple bir geri dönüşüm. Biz boşa çıkmış bir standı bu. Düğünlerde kullanılan hoparlör bacağı diyoruz. Hurdaya çıkmış, atıl duruma düşmüş bir bakımını yaparak böyle bir ayağım. Bu da bir kendi ürünümüz. Ciddi anlamda bir serinlik veriyor. Hurdacının tezgahında ayak altından çıkmış bunlar. Bu ayakla ben ne yapacağım? Bir yere bir şekilde bunu kullanacağım. Nereye kullanacağım? Bana ihtiyaç var. Kafamda mesela kendi bayraklarımızı asacağım. Dışarıya böyle zemine montajı, tezgahlarımız. Hurdaya çıkmış reklam tabelaları bunlar. Bunları kendimize şekilde yani derinlik ve uzunluk olarak ayarlamışız. Altlarına sağlam olsun diye hurdaya çıkmış masalardan ayaklarıyla bağlamışız. Geçmişte kullandığımız yatakların altında yay vazifesi gören tahta bunlar. Yani yay vazifesi görüyor. Bunları dekor amaçlı kullanmışız. Falçata yerine şöyle maket bıçağı kullanıyoruz. Bunları kendimiz yapıyoruz. Ondan sonra vida için kutu kullanıyoruz. Müşterimizin hazırladığımız cihazları tek tek vidalandırıyoruz. Vidalar için kendimiz bunlar pet şişelerin altından kesmişiz. Lamba ihtiyacımız vardı. Biraz daha net görelim diye. Hurdaya çıkmış bir spottu bu. Buna renkli bir lamba tedarik ettik. Hurdaya çıkmış bir yuvarlak malzemeydi. Kendimize firmamızın logosunu yapıp baskı yaptırıp hurdaya kullandık.